Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Üçü Bir Yerde Matematik Keyfi kitabında sayfa 24 EBO problemleriyle dersimize devam ediyoruz. Gerçekten ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak vakit kaybetmeden ilk sorumuza dersimize başlayalım. Kenar uzunlukları 32 metre, 32 metre ve 24 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaçlar dikilecektir. Ona göre iki ağaç arası mesafe en fazla kaç metredir? Gençler buradaki mesafenin en fazla olması için 32 ve 24'ü bölen en büyük sayıya ihtiyacımız var. Yani 32 ile 24'ün ebobu gençler buradaki iki ağaç arası mesafe olur diyorum. Ve 2'den başlayarak 32'yi bölüyorum. 16 24'ü 2'ye böldüm 12. Her ikisini böldüğü işaretledim. 2'ye böldüm. 8 6. Her ikisini böldü 2'ye böldüm. 4 3. Her ikisini böldüğü için işaretledim. 2'ye böldüm 2 3. Evet 2'ye böldüm 1 3 3'e böldüm 1'dir. Arkadaşlar buradan bakın 32 ile 24'ün EBOB'u Evet burada yuvarlak içerisine aldığımız sayılar gençler. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 8 metre olur. 2 ağaç arası mesafe diyelim. Evet ağaç sayısını değil sadece mesafeyi istedi. Evet devam edelim gençler. ikinci sorumuzla dersimize. Evet gençler yine aynı tarz bir sorumuz var. Bu sefer de evet, direkt sayısını istiyor. Dikkat edelim. Aynı ağaç sayısı gibi. Kenar uzunlukları 48 metre ve 40 metre olan paralel kenar şeklindeki bir tarlanın etrafına köşelere dikilmek şartıyla eşit aralıklarla elektrik direği dikilecektir. Buna göre en az kaç elektrik direği dikilir? Gençler elektrik direğinin sayısının az olması için aradaki mesafenin en fazla olması gerekir diyorum. Yani 48 ile 40'ın EBOB'u kadar arada mesafe olur diyoruz. Ve 2'den başlayarak bölüyoruz. 48'i 2'ye böldüm 24. 40'ı 2'ye böldüm 20. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 12. 10. Her ikisini böldü. 2'ye böldüm 6'ya 5. Her ikisini böldü. Gençler 5 ile 6 aralarında asaldır. Başka ortak bölen çıkmaz diyorum. O halde 2 üzeri 3'ten 8 metre olur. EBOB değeri yani iki direk arası mesafe gençler. E burada arkadaşlar çevre bölü EBOB'dan evet direk sayısını çevre bölü EBOB'dan elde edebilirim gençler. Aynı dikdörtgende olduğu gibi. Çevre bölü ebop yazdım. Bir kenarı 48, diğeri gençler. İki 48 gençler. 2 tane 48'imiz var, iki tane 40'ımız var. O halde çevreyi bulmak için 48 ile 40'ı topluyorum. Ve 2 ile çarpıp ebop değeri 8'e böleceğiz. Düzenlersem 48, 40 daha gençler 88 yapar. Bunu 8'e bölersem 88, 8'e böldüm 11 kaldı. 2 ile 11'i çarparsak 22 tane direğe ihtiyaç vardır diyoruz. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Evet gençler, bu sefer de üçgen şeklinde bir bahçemiz var. Yanda verilen parkın çevresine eşit ağaç dikilecektir. Bir ağacın maliyeti 18 lira olduğuna göre bu parkın çevresi için en az kaç TL'lik ağaç gereklidir? Gençler, ağaç sayısının az olmasını istiyorum. Bakın 30, 30 ve 18 ise 30 ile 18'in ebobu gençler 2 ağaç arası mesafe olur diyoruz. Ve 2'den başlayarak ebobunu bulmak istiyorum. 30'u 2'ye böldüm 15. 18'i 2'ye böldüm 9. Her ikisini böldü işaretledim. 3'e bölelim 5, 3. Her ikisini böldü 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldük 1'dir. O halde 2 çarpı 3'ten 6 metre olur gençler. 6 metre olur. 2 ağaç arası mesafe. Burada da yine çevreyim. Evet, ağaç sayısını bulmak için Arkadaşlar bahçemiz üçgen olsun, dörtgen olsun, paralel kenar olsun fark etmez. Çevre bölü EBOB. Her zaman bize gençler doğru ağaç sayısını verir diyoruz. O halde çevremiz iki tane 30'umuz var. 30 artı 30 artı 18 bölüyor. EBOB 6 idi. Şimdi düzenleyecek olursam 30, 30 daha 60, 18 daha 78 bölü 6 oldu. Gençler 78'i 6'ya bölersek evet, ne yapar arkadaşlar? 13 tane ağaç gerekir. Bir tanesi 18 liraysa 13 ile 18'i çarpıyorum. 8 kere 3 24 elde var 2. 8 kere 2 1 8 2 daha 10. 1 ile çarparsam 13 4 3 ve 2 evet, 234 TL'lik gençler ağaca ihtiyaç vardır diyoruz. Evet devam edelim ve yandaki test sorularına bakalım. Evet, yanda veren dikdörtgen şeklinde tarlanın etrafına köşelere de dikilmek şartıyla eş aralıklarla kayısı ağacı dikilecektir. Bir kayısı ağacı gençler 10 lira olduğuna göre evet, en az kaç lira ödenir diyor. Yine gençler ağaç sayısının az olması için aralıkları en fazla tutacağız diyorum. Ve 48 36'nın ebobunu bulalım diyoruz. 24, 18 her ikisini böldü işaretledim. 12, 9 işaretledik. 2'ye böldüm 6 9 bölünmedi. Her ikisini bölüm, bölmeyince gençler işaretlemiyorum. 2'ye böldüm 3 9. 3'e böldüm 1 3. Her ikisini böldü ve 3'e böldüm 1'dir. O halde buradan 48 ile 36'nın e bu sevgili gençler 2'nin karesi çarpı 3'ten 12 metre olur diyoruz. Peki ağaç sayısını bulmak için gençler ağaç sayısı Çevreyi EBOB'a bölersem gençler ağaç sayısını direkt elde ederim. Evet. Tarlamızın çevresi gençler kısa kenar 36 uzun kenar 48. O 2 çarpı 36 artı 48 diyorum. Ve EBOB'a yani 12'ye bölüyorum. Düzenlersem 2 çarpım 8 6 daha 14 elde var 1 4 3 daha 7 1 de elde 8 bölü 12 Gençler buradan 84'ü e, 12'ye bölersem 7 kalır. 2 kere 7. 14 tane ağaç dikilir. Şimdi bir tanesi 10 liraysa 14 çarpı 10'dan 140 TL gençler ağaçlara ödenmesi gereken ücrettir diyoruz. Bunu da A seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyoruz. <laughs> evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yukarıdaki verilen kare prizma boşluk e, kare prizma boşluk kalmayacak şekilde aynı büyüklükte eş küplerle doldurulacaktır. Ya işte buradaki küplerin böyle birbirine eşit olduğunu düşünelim ve bunu ne yapacağız? Böyle küplerle dolduracağız. Buna göre e, küplerden birinin ayrıt uzunlukları toplamı en fazla kaç santimetre olur diyor. Ya işte burada en fazla olması için hem 20'yi hem de 45'i bölmesi gerekir. Bakın kare prizma küp olduğu için kenarları birbirine eşittir. O halde hem 45 hem de 20'yi bölen sayı gençler bizim bir ayrıt uzunluğumuz olur diyeceğiz. Buradan gençler 2'ye böldüm 10, 45 bölünmedi. 2'ye böldüm 5. Evet gençler 45 2'ye bölünmez. Şöyle yapalım gençler her ikisini 5'e böleyim. 1, 15 her ikisini böldü işaretledim. Tekrar gençler 3'e böldüm. 5, 5'e bölüp 1'dir. Bakın buradan bir ayrıtı gençler 5 santimetredir. Evet 5 santimetre olarak bir ayrıtını elde etmiş olduk. Peki gençler. Bir ayrıtı 5 santimetre ise arkadaşlar bizden istedi. Buna göre küplerden birinin. Evet bu bizim için bir ayrıtı. E, ayrı uzunlukları toplamı kaçtır dedi. Gençler biliyorsunuz bir küpte arkadaşlar 12 tane ayrıt vardı. O halde ne yapıyorum? 12 ile 5'i çarparsam evet, ayrıt uzunlukları toplamı 60 santimetreye eşittir diyoruz. Bunu da C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Üçüncü ve son sorumuza geçelim. Gerçekten üçüncü sorumuzda kenar uzunlukları 24 metre ve 36 metre olan dikdörtgen Genel uzunlukları tam sayı olan eş büyüklükte karelere bölünecektir. Şimdi şöyle bir dikdörtgen düşünelim. Bunu gençler şöyle birbirine eşit olacak şekilde karelere bölmemiz gerektiğini söylüyor. Peki şurası 36 metre, burası 24 metre. Kare olduğu için gençler bakın bu iki kenar eşit olacak. O halde aslında ne istiyoruz? Hem 36'yı bölen hem de 24'ü bölen bir sayıya ihtiyacımız var diyorum. Ve ikisinin gençler EBOB'unu bulmamız gerekir diyoruz. Peki öncelikle 24 36'nın 2'den başlayarak EBOB değerini bulalım. 12 18 her ikisine böldü işaretledim. 2'ye böldüm. 6, 9. işaretledik. 2'ye böldük. 3. 9 bölünmedi. 3'e böldüm. 1, 3. Her ikisini böldü. Ve 3'e böldüm. 1'dir. O halde EBOB gençler. 2'nin karesi çarpı 3'ten 12, 12 metre olur. Bir ayrıtı diyoruz. Peki gençler. Buna göre oluşan karesel bölgelerden birinin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz dedim. Sevgili gençler şöyle düşünelim. Bir tanesi 12 metre olabilir. En büyük veya en az demediği için bu en büyük gençler en büyük değerdir. Yani EBOB'dur. Eğer 12 metre alırsam gençler çevre 4 çarpı 12'den 48 metre olabilir. Bakın B'yi elde ettik. Gençler 12 sadece birbirine eşlediği için 12'nin diğer bölenleri burada karenin diğer e, alacağı değerlerdir. Yani 1, 12, 2, 6 3 çarpı 4 diyelim. 6 alacak olursam gençler çevre 4 çarpı 6 24 olabilir. 4'ü alırsam çevre 4 çarpı 4'ten 16 olur. Bir kenarını 3 alırsam 4 çarpı 3'ten 12 olur. Bakın 12'yi elde ettim. 2 alırsak gençler şöyle çevremiz 4 çarpı 2'den 8 olur. Bir de çevreyi 4 çarpı 1 alacak olursam 4 olarak elde ederim. Ama 60 cevabını elde edemeyiz diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.